Akhisar Mahallesi, Sarıgül Sitesi ve civarındaki evlerde ikamet eden vatandaşlar, ulaşım zorluğu yaşadıklarını ifade ederek çözüm için yardım beklediklerini söylediler. Bekliyoruz, dolmuşun gelmesini bekliyoruz. İşte Uluş'a müracaat ettik. Bir sonuç gelmedi yani, herhangi bir şey söylemediler yani. Düzenleme yapılacak gibi bir şeyler söylediler ama ne zaman yapılır, ne zaman hayata geçer onu bilmiyorum. İşin ilginç yanı ise bölgeye otobüs durağı yapıldı ancak sefer konulmadı. Diyoruz işte, bizim derdimiz araba. Pazara gideceksin, çarşıya gideceksin. Mahrumiyet bölgesi. Yani belediye buraya bir imar verdi. Güzel bir kooperatif yaptık. Üyelerimiz gelemiyor. Araba yok diye. Evet. Şimdi araba oldu mu bütün üyelerimiz buraya gelir. Karşı tarafta bir sürü insan var. İşe gidiyor, araba yok. Bisikletle gidiyorlar. Gidişi kolay, gelişi zor. Yani bu da perişan. Özel aracı olmayan vatandaşların dolmuşa binmek için 1300 metre yürümek zorunda kalıyor. Ben Sarıgül Site Başkanıyım. İnegöl Belediyesi, bu sitaya bağlanmadan önce İnegöl Belediyesi'ne başvurduğumuzda bizim zaman sorunlarımızı çözüyorlardı. Bu Bursa Büyükşehir'e bağladığımızda İnegöl Belediyesi'ne gittiğimizde bazı işler İnegöl Belediyesi açtığını, Burulaş'a yönlendiriyorlar bizi, dilekçe yazmamızı. Ben de Burulaş'a dilekçe verdim. Şu anda hem bizim sitede oturanlar hem karşıki mahallede oturanlardan imza toplayarak dilekçemi ulaştırdım. Fakat geri dönüş olmadı. Şu an itibariyle bir nasıl ki yarayı pansuman edersin ya, çözüm olarak okula bağlantılı olarak araba verildi. Okul var, bizim servis var. Okul yok, servisimiz yok. O da saatte bir. Keşke olsa da saatte bir olsa. Yani şu anda bizim ne zaman nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Çocuklarımız okula da Çavuşköy'ün servisiyle anlaşarak oraya verdik. Fakat ücret ödüyoruz aile. Burası şu yoldan beriye şehir merkezine kaldığı için bizi taşımalı sisteme almıyorlar. Biz şehir merkezinde yaşıyoruz şu an itibariyle. Harita üzerinde şehir merkezi. Fakat bu uğraş bu konuda hiçbir şekilde gelip de bize kardeşimiz siz nasıl bir çözüm üretiyorsunuz, nasıl bir sıkıntınız var diye soran dahi olmadı. Bizim şu anki şikayetimiz veya da isteğimiz veya da talebimiz veya ricamız bu uğraşın gelip bize bir çözüm ulaşsın. Versin de saatte bir versin. Versin de iki saatte bir versin. Ben bir özel sektörde çalışıyorum. Gece 12'de TOKİ'de iniyorum, 1300 kilometrede buraya geliyorum. Yalnız gelirken köpekleriyle de karşılaşıyorum, sarhoşlarla da karşılaşıyorum. Zaman zaman sarhoş olanlara sigara vermek zorunda kalıyorum. Yani şu anki şikayetimize